Günaydınlar efendim. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Bismillah, haftanın ilk günü sağ ayağımızdan giriyoruz. Gayet güler yüzlü bir ev sahibimiz karşıladı bizleri. Günaydın efendim sizlere. Günaydın efendim. Nasılsınız Meryem kız? Niye öyle çekingen çekingen duruyorsun? Aman acaba ne diyecekler? Hamar atım dedin, iddialıyım dedin. Evet, geldim iddialı. Başvurdum. Biz de evet. Çoluk çocuk toplandık. Aşağıda da hatta bekleyenler var. Sırayla çıkacaklar. Dedik Meryem Hanım'ın gidelim bir ocağının arkasına, bir dolabının motoruna, bir camlarının kenarına bakalım. İstediğiniz yere bakabilirsiniz. O kadar iddialısın. Kesinlikle. Size bir müjdem var Meryem Hanım. Artık rakipleriniz evinizin temizliğiyle ilgili ağızlarını açamayacaklar. Aferin. Böyle peçeteyle adamın daha böyle bağırsağını deşene kadar evet. Bakmayacaklar. Çok güzel. Rahat yani, sıkıntı yapma. Tamam. Temizlik yorumlarını bundan böyle sadece Kadir yapacak. Anlayacağınız bu kural değişikliği size yarayacak Merve Hanım. Hazırsanız Kadir'le birlikte temizliğinizi teftişe geliyoruz. Nereden başlamak istersiniz? Kırmızı mutfak, haydi gel bakalım. Her yer kırmızı. Maşallah, 3 kuruş fazla olsun kırmızı olsun dedikleri görsel. Evet, makinemizi açıyoruz şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Daha elimi sürmeden gözlerim görüyor. Allah beni kahretmesin. Kirleri 5 metreden görme yeteneğine sahip. Nerede? Kız bunu Allah seni kahretmesin inşallah. Yağ var bunun içinde. O kadarcıktır ama yani. Orasında kalmıştı. O kadarcık 5 parmağımın ucuna aldı. Ama biz buraları sildik yani. Sabaha kadar temizlik yaptık. Kimle yaptınız o temizliği? Kocamla yaptık. Toz var, bir de yağ var. Yağ yoktur. Vallahi yağ var ha. O sonradan koyduğum bulaşıklardan akmıştı. Niye? Şırdan mı yediniz sabah sabah sonradan koyduğunda? Ah. Sarma içi kaldı. Seni Allah kahretmesin. Dur bakalım, dur. Orası temiz. Ay, iyi ki bu hafta kimse bakmıyor. Bak Merve şanslısın. Bunun içi de kalmış. Ben sana dedim. Yani ama sen de ne abartıyorsun? Yani. Alt tarafa biraz pamukçuk olmuş. Ya milletin gideri tıkanıyor. Milletin giderini. Bunda bir şey yok. Ha, gider tıkanana kadar bekliyorum diyorsun. Ama tertip, sabah kadar şunu temizledik ya, arkasını temizledik. Bakılmayacak yere... Bu sabah kadar temizlenmiş halim. Sen bakılmayacaklara baktın, biz orayı unutmuşuz. Bakılmayacak! 300 küsurattır bölümdür, ben bunu sökmekten öldüm. Yapma ya. 1,5-2 saat şu buzdolabına ama sildim. 2 saat! Kız tövbe estağfurullah. 2 saat uğraştınız buzdolabıyla. Evet, ben tek başıma uğraştım. Kocamı uğraştırmıyorum. Yarışmacılar gibi kuytu yere de girmiyorum. Sadece şurayı siliyorum. Hani yarışmacılar gibi dirtiklemiyorum. Ya lütfen dirtikle bak. Dirtikle. Orada kalmış demek ki. Ya kesinlikle kalmış. Boyum yetmiyor oraya. Bak bu harika bir bahaneydi Kadir. Aa, bunu beğendim. Evet. Tamam ben anladım zaten. Aramızda var en az 25 santim. Ama ben gerçekten küçük boylum, oraya yetmiyor. Elim yetmiyor. Sandalyeyle çıkmam gerekiyor, doğru söylüyorsun. Merve Hanım'ın yükseklik korkusu var Kadir. Hayatta çıkamaz sandalye tepelerine. Sanki plaza camı siliyor. Yükseklik korkusu yüzünden cam da silemiyorum zaten. Aa bak, bunun üstüne silmiş bu kız. Tamam, burası güzel. Beğendim burayı. Buzdolabını da çeker misin? Arkasını silah, daha dur, temizlik yapacağım, onları sileceğim. Şu aspiratör kısmına gitmek tabii istiyorum. Tabii buyurun. Kadir, biraz abarttın ama sen de. Bak ne güzel, her yere led döşemiş Merve Hanım. Işıl ışıl bir mutfağı var. Ne yapayım ben Safiye Soyman'ın sahne kostümü gibi ışıl ışıl mutfağı? Bana parlak olması lazım. Öyle göz boyamaya çalışmış ama bak şuradan led'i vurunca bak şu akıntıyı görüyor musun hanımefendi? Çünkü biz yetişemedik bunlara. İyiye benziyor şu anda, iyiye benziyor bakalım. Onu kocam temizledi çünkü. Peki. Boyu da uzun. Daha bunun camı var, peteği var, detayları var. Dediğim gibi şunlara yetişemedik. Yetişebilseydik en alasını olurdu yani. Canını sıkma, yaparız. Biz buraya boşuna mı geldik? Kesinlikle beraber yaparız. Şimdi ben yaparız. Bir kova su koyarım, dolanırım oralar. Merve Hanım göz boyamayı sevmiyor Kadir. Merve göz boyamayı sevmiyor. Merve her yeri ışıldakmış, kırmızılatmış. Ha, hadi gel salona gidelim hadi bakalım. Gidelim. Gel. Yere serdim ki elimi, tutamadım dilimi. Açın izle yine ben, en amarat beğenimi yürü. Evet Merve, ha kırmızıdan maviye geçtik. Tercih meselesi. Evet, güzel bir salonumuz var. Şöyle şimdi koltukların arasına bir bakalım. Güzel kokuyor. Sen bunları yeni mi yıkattın? Tabii ki, dün yıkattım. Çünkü aralarında bir nemlilik var. Kurumamış olabilir, sadece bu yıkandı. Eve girdiğimde ilk önce koltukların arasına bakıyorum. Böyle kırıntılar, ekmek kırıntılar falan olmasın istiyorum. Kanepelere bakarım. Nerede bunları, kim yıkadı? Bunları koltuk yıkamacı yıkadı. Nereden buldunuz o firmayı? Allah aşkına numarasını bana da ver. Numarasını bana da ver. Bir dakika, bunları yıkamadı.
Peki o onu yıkarken sen niye bunun aralarını süpürmedin? Ben içerideydim. Kız içeride ne yaptın? Bulaşık makinesinin altında almamışsın zaten. Onları yıkıyor zannettim ben. Meğer tozunu almış. Sonradan öğrendim. Sonra ne dedin? Hiçbir şey demedim. Eline sağlık. Hiç tabii. Aralarını kontrol etmedin mi? Etmedim. Oraya da elim yetmiyor. Şuraya kadar silmiş. Bence Merve elektrik süpürgesinin ucunu takmış, şöyle salonun ortasını bir çekmiş, ondan sonra çıkmış salondan. Çok telaşlandık yani. Çok telaşlandık. Ya. Nasıl yapsak ki dediniz, yuvarlandınız, kalktınız. Sabah 6'ya kadar hiç uyumadık ya. Yemedik, içmedik, temizlik yaptık. Temizlik yaparsan evet bir iki bir yer kalır, unutursun tabii ki ama... Gördüğüm yerler unutulacak yerlerdir, yapılmaz. Şimdi bu salona girdin süpürgeyle. Evet. Ben şimdi bu salonda bu koltuğu süpürürüm, aralarını süpürürüm. Kadir sen program öncesi telaş nedir biliyor musun? Biliyorum. Sen hatırlarsan ben de daha önce bir yarışmacıydım bu programda. Tamam da sonuçta sen temizlik ve mutfak becerini 82 milyonun önünde sergileyip büyük ödül için yarışmadın. Belli ki Merve Hanım bunun stresini yaşamış. Peki bir şey diyeceğim. Azor'a otur. Azor'a gel abla. Nereye? Otur. Şuraya mı? Puan vermediniz ama ilk defa televizyona çıkıyorum. Bir de üstüne gelmişim. Senin karşında temizlik takıntın var diye anlatmışım. Kendimi övmüşüm. Eve bir geldim. Temiz evi 3 gün daha temizledim. Hoş gelip bir tane bir yere bakmadılar ama canım çıktı yani benim. Temizlik takıntın var dedim. Yapmayı seviyorum demedim. Yani. Siz beni yanlış anladınız. Nasıl oluyor Merve? Bu çok önemli meseleyi daha sonra konuşalım ama kulaklarıma inanamadım Kadir. Merve Hanım resmen dedi ki temizlik takıntım var. Ama yapmayı sevmiyorum. Evet bunları da kırmızı almış. Anam bu kadının kırmızı takıntısı öldürdü beni. Deterjan gözümüz. Gözümüz gibi baktığımız deterjan gözümüz. Temiz. Lütfen temiz. Seyirciler beni bastırmaya çalışıyorlar ama temiz. Güzel. Yok güzel. Güzel. Dur bunun içine çamaşır var. Bunu yeni kuruttuk. O içinde şey tüyleri birikmiş olabilir. Öyledir zaten eminim. Ondan yana şüphem yok. Temiz. Eşim temizledi. Eşin güneş gözlüğü mü takıyor temizlik yaparken? Galiba ev koyusundan bir güneş gözlüğü takıp silmiş abi evdeki bazı yerleri. Kadir, beyefendinin zafiyetiyle dalga geçme. Belli ki yakını göremiyor. Evet, uzağı da göremiyor bence beyefendi. Yakını göremeyen adam uzaktan bakar. Peki, şu peteklerin arasına bakayım. Bakabilirsin. Burası, bak burayı silmişsiniz. Sabah 6'ya kadar burası silinmiş. Onun arkası silindi. Bunu çektiniz mi? Kesinlikle. Peki, hadi gel. Merveciğim, hazır mısın? Hazırım. Tamam, ben evi gezdim. Daha gezeceğiz senden, daha temizlik yapacağız. Neyse, kalan kalmış. Yapacak bir şey yok. Ucunda ölüm de yok. Pilavı niye saymadın? Yapamıyor musun kız pilavı? Niye saymadı o pilavı? Çünkü hepinize muhteşem bir sürprizim var hanımlar beyler. Evet Kadir'ciğim, bu hafta pilavın yerine bütün yarışmacılarımız bunu yapacak. Evet, biliyorsunuz geçenlerde işkembe çıkmıştı, bağırsak çıkmıştı. Hayır. Kelle çıkmıştı, paça çıkmıştı. Hazır mısınız? Eyvah. Hazır mısınız hanımefendi? Hazırım. O zaman... Hazır mısınız? Evet. Ah, Sema şimdi başlandı kıvranmaya. Şu anda oraya. 3, 2, 1. Bakalım sürprizimiz. Ayıklayın pirincin taşını. Haftanın ilk gününden son gününe kadar herkes bir pilav yapacak menüleri için. Bakalım en iyi pilavı kim yapacak onu göreceğiz. Ve sade pilav. Sakın içine şehriye atayım suyunu kaldırsın. Aman tane tane olsun yok. Çok kolay görünen bir şey seyirci diyecek ki şimdi aa o kadar sakatattan sonra pilav mı seçtiniz? Ama pilavı herkes yapamaz. Herkesinki tane tane olmaz. Tavuk suyu falan kullanabiliyor muyuz? Serbest istediğinizi olarak yapabilirsiniz. Yeter ki sade yapın. Dibini tutturmayın. Tane tane olsun. Nişastası iyi yıkansın. Marifetinizi görelim o zaman. Ben gece bile süpürge açmadan kova suyla bütün evi silip geçip gidebiliyorum. Yani bunun saatten ilgisi yok. Tamam onu. Ben bu bahaneyi kabul etmiyorum. Şimdi şoförünü terlemek kaç dakika mı aldı? 10 dakika. Kaç dakika? 10 dakika. 10 dakika yani abunu terlesen ne olurdu? Oh! Hele. Kız. Babacanı çıka çehre. Burası fırınkı. Bunu senin için değil. Ben normalde temizliğe gittiğim evlerde hep böyle söylüyordum da. Elleriz yonlarınıza düşüyor kız. Geberdiniz mi ki buna bir bez vurasını? Ya Allah'ını seversin size. 9 senedir o kapağı ilk defa çıktı. Sus öyle söyleyip iyice beni herslendirmesin. Ama çıkmıyor. Gerçekten çıkmıyor. Çıkartamadık. Merak da mı etmedin? İnternetten videoda mı izleyeyim demedin? Yok.
Allah canını direkt camını almasın. Söküp temizledik. Bak bir içli köftenin kıymalarını koyuyorum. Soğanla birlikte onlar kavruluyor. Yarışmacımız baklavanın cevizlerini koyuyor. Şerbet bir yandan kaynıyor tavuk tencerede. Kadir'cim, ekranlarını şimdi açan seyircilerimize söylemek istediğim bir şey var mı? Ben onlara bir şey demiyorum. Bu saate kadar nerede? Neredesiniz? İkide bir tekrar giriyorum ben bu oyuna. Ekranı yeni açanlar bunu yaptı. Ekranı yeni açanlar bunu yaptı. Ay, iyi ki tam zamanda fark ettim. Sen misin seyirciye kalkıp da ekranı açtın? İyi misin Kadir? İyiyim, iyiyim, iyiyim. Ekranını az önce açan seyircilerimiz sayende harika bir manzarayla karşılaştılar Kadir. Çok güzel yanıyordum. Yaktım Fuat abi. Oy, çok şeymiş. Altı kayıyor, baksana buz pisti gibi. Kör olmayız, kıymayı arkaya aldım kavuşturacağım diye. Ay yanıyor. Ne yanıyor? Ana, peşine kardeşim. Sus, sus. Kız bırak. Rabbim evinizde ocağınıza ateş salacak. Kız o baklavaya ne oldu o baklavaya? O baklava bir şey olmadı, oluyor. Bu püreye ne katacağız başka? O püreye muskat rendeleyeceğiz. Günaydınlar efendim. Hoş Servet Hanımcığım, hayırlı sabahlar. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Mutluyum bugün böyle sizi burada görmek. Vallahi biz de hem mutluyuz hem heyecanlıyız. Canım Servet ablam çok iddialı, çok da tecrübeli. Çünkü bakanların evet. Önüne yemek koymuş kadın. Aa, gözleriniz yaşarmış. Niye, duygulandın mı? Evet. Çünkü bu mutluluğu yaşamak çok güzel. Ay kurban olurum ben sana. O mutluluk bize ait. Senin evine gelebildik, seni görebildik, evet. Senin gibi birini tanıdık. Evet. Kız, sen de masada ne güzel yorumlar yaptın. Beğendin mi? Vallahi beğendim. Servet Hanım'ın yorumları çok güzel dedi. Ama damak tadıma hitap etmediği için. O kadar güzel içlerindekilerini seçtin, söyledin ki bugün ben senin yemeklerinden %100 inşallah Rabbim de izin verirse güzel olacağından eminim. Tamam. Peki temizlik konusunda ne diyorsun? Üstüme yok. Üstüne yok. Bir şey bulamayacaksın. Hiçbir şekilde kafanın üstüne yok. O zaman gidelim mi? Gidelim, buyurun. Hadi gel ablacığım, mutfağa gidiyoruz. Haydi bakalım. Evet, buyurun. Servet Hanım'ın muhteşem mutfağı. Maşallah bir yıllık meyveyi doldurmuş ablam. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Lastiklerimize bakıyoruz. Bir şey bulamayacaksın. Evet, lastik aralarımız güzel. Şöyle buzluğumuza bakalım. Buzluk maşallah. Kız bu kadar eski kaşarı ne yapıyorsun Servet abla? Siparişle geldi de onun için donduruyorum buzlukta. Bir şey bulamayacağım. Oraları biliyorum, bulamayacağım bir şey. Tatlı kız seni. Çok sizi yakından izliyorum çünkü. Şu peçeteyi ver bana. Ah Servet abla, ah Servet abla. Kadir emin misin? Eminim ama yapmak zorundayım, ne yapayım? Servet Hanım, vereyim mi peçeteyi? Ver, ben güveniyorum kendime. Canım ablam. Servet abla, sen bunu tam eğememişsin. Bak, olabilir. Yani neden biliyor musun? Dizlerim protezli fazla. Niye az önce dedin ki ben onları görüyorum? Görüyorum, olan yerleri sildim. Dün de mesela bak, baktım. Köşesi kalmış, bunun arası kalmış. Hadi protez dedim, bunu proteze yorduk. Hadi aynen, bakalım. İkisi de protezemde. Evet, çekmecemizin arkasına bakmak istiyorum. Bakın. Evet, orası güzel. Onda sıkıntı yok. Ocağımız gayet temiz. Aspiratörümüzü şöyle elliyorum. Tellerinde hiçbir sıkıntı yok. Üstü de gayet güzel. Sadece siyah cam olduğu için ister istemez üstüne toz evet, geliyor. Evet, akşam yaptım. Yani şunu söyleyeyim, yaşına göre çok çok iyi. Kadir, ben de bu lafı anlamıyorum. Yaşına göre ne demek? Sen demiyor musun buraya gelip yarışıyorsanız yaşınız önemli değil diye? Ama şimdi sağlık problemleri oluyor ya. Yani bak, ablamın dizlerinde protez var, tansiyonu var. Belki yukarıya o kadar uzanamıyordur, başı dönüyordur. Dipçik gibi kızların hiçbiri iş yapmıyor da. Ablam o yaşıyla gene maşallah dedim yani. Değil mi ama? Evet. Yani. Aynen. Şimdi biraz o yaşı şöyle bir tık göz önüne almak lazım diye düşünüyorum ben. Ben yarışmacı olsam göz önüne almazdım. Sen zaten yarışmacı olsan milletin iflahını kuruturdun. Şu saatin üstüne de bir bakayım. Bak, bir şey bulamayacağım. Bir saniye. Eminim. Yok, güzel. Evet. Peki Servet ablacığım, salona gidelim bakalım. Buyurun. Hadi gel. Kolonyayı da sıkı sıkı tutuyor. Git gel. Allah'ım, şeker pembesi bir salon. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Beyaz. Evet, bütün ablamın sosyal medya sayfası burada görüyorsunuz. Like ata ata gidiyoruz. Abla, hanımefendiler kim? O halam. Yanındaki annem rahmetlik. Allah rahmet eylesin. Burada kızım, oğlum, damadım, erkek kardeşim, gelinimiz, ben. Bu rahmetlik babam.
Burada üç kız kardeş, büyük ve çocukluk halleri. Ay maşallah. Bu da kızımla damadım. Ben en çok babanızın fotoğrafını sevdim. Çok genç duruyor yalnız. Çok genç öldü. Kaç yaşında öldü? 45 yaşında. Niye? Kanserde. Kanser. Mekanı cennet olsun inşallah. Sağ ol, zor bir çocukluk geçirdin o zaman. Çünkü baba çok erken gidince evin tüm düzeni bozuluyor ister istemez. Evet, en büyük de bendim. Bütün sorumluluk, her şey bendeydi. 8 kardeştik. Oo. Tabii biri babam öldükten sonra doğdu. Annem hamileydi. Servet Hanım, bu kanser için genetik diyorlar. Allah korusun, sizden birinde falan yok inşallah. Bende var zaten. Ben 8 yıldır meme kanseriyim. Şu anda da bir hafta oldu, kızımı öğrendik. Bir hafta oldu. Şu an ya ben onun için yarışmaya katılmıştım. Bebeğin şansını, bebeği de var. Kızınız hem hamile hem de kanser mi? Şu an evet, bir haftalık. Yeni öğrendik. Onun için çok böyle yarışma şey oldu yani bana. Peki yani huyu muyu belli oldu mu? İyi mi kötü mü? Ya şu an doktorlar hiçbir şey yapamıyor. Hani tomografi, MR, ultrason sadece çekildi ve biyopsi de çıktı. Oy. Bebeğin şansına girdim. Yarışmaya onun için başvurdum. Şimdi ama bunu öğrendim. Evet, ne olacak? Kalıp ameliyat yapabiliyorlar. İnsan sevinciyle hüznün arasında kalıyor. Şu an kalıyor. Evet öyleyim. Öyleyim. Şu an yani programda olduğum için mutluyum ama öbür taraftan içim yanıyor. Şimdi sen kendi derdini üzülürken bir yandan onun çıkması. Evet. Ben atlattım çok şükür. Ben yendim. Sende kalmadı mı bir şey? Bende yok. İyi, yendim. İyi, şükür. Kaç sene geçti? 8. yıldayım. Bitmiş o zaman, 5 seneyi geçti mi bitiyor. Ha öyle, evet. Bir tedavimi yeni bitirdi işte bir yıl. Ama şimdi moral de çok önemli biliyorsun. Yok şu an ben iyiyim. Kızıma sadece içim tabii ki. Evlat başka bir şey. Olarak ona yanıyorum. Bir de hamile oluşu o daha da bambaşka. Evet. Ama dediğin gibi çocuk var içinde, Rabbim onun şansına yiyecek ekmeği varsa nasıl bir varsa zaten, evet, sen hiç aynen, merak etme. Aynen. Motiveyi yüksek tutmak lazım. Aynen. Mübarek günlerin yüzü su hürmetine. Amin inşallah. Bu yarışmaya kızım için katılmıştım. Bebeğimiz olacaktı. Ama o da şu an başka bir hastalıkla şey olduğunu bildiğim için duygusalım. Kusuruma bakmayın. Parayı ne yapacaksınız? Kızım için harcayacağım. Hadi inşallah. Hadi inşallah. İnşallah. İnanıyorum ben Leyla'yı de. Canım abla. Leyla'yı de bugün havada gördüm. Kız bugün o Leyla'yı bizim setteki kızların hepsi gördü. Ben hepsi koca kolumdaki bulmak şeyi onun için kesmiştim. Sen de mi kestin? Onlar da takmış abi bilekliği. Ben dün kestim, dün kestim. Yarışmaya geliyorum sorulur, herkes bilmez diye. Ay olsun, ne olacak? Ama dün çıkardım, bugün Leyla'yı bizim gördüm. Bizim kızlar olsun, o da kulaklarına marana kadar taklar zengin koca bulmak için. Bugün Leyla'yı gören koşuyor iplikleri. Ben de saatimi keseceğim. Evet, şöyle bir gezelim şimdi ablam. Koltuklarımın arası gayet güzel. Evinde çok temiz bir hava var. Çok güzel bir enerji var. Dağınıklık yok, kalabalık yok. Çok şık. Nerelere baksam, nerelere baksam ya Rabbi. Senin sevdiğin yerlerde bir şey bulamayacaksın. Senin sevdiğin yerler. Bayılıyorum bu petek altlarına. Yok, küçük sadece. O gözden kaçmış olabilir. Ne arıyorsun oralarda? Zahir Kadir, ne yapıyorsun orada? Servet abla. Ha. Yere baktım. Biraz yer tozlanmış sanki. Dün akşam sildik ama. Kız anam nasıl sildin? Bu Kadir'in eli el değil ki, zımpara kağıdı. Lay ben biraz sürünce çıktı bak. Tin tin tinimine hanım, tin tin tinimine hanım. O kadarı da görmezden gel. Olur, o kadarı da olur. Kadir vallahi hakkımı helal etmem sana. Ama kavler niye mübarek gün hakkını helal etmiyormuş? O kadar detaya girdin ne çıktı sanki? Hiç göstermediğini o kadarcık olacak artık. Yok ablama diyorum. Biraz toz çıktı sadece. O kadar olur. Hadi banyoya gidiyoruz gel. Gel ablam, gel gel gel. Evet sen. Oo, ne kadar şık bir banyo, aman Allah'ım. Nasıl sıkıştın oralara değil mi? Nasıl sıkıştın? Evet, şimdi duşakabinimizin üstüne bakıyorum. Gayet güzel. Siyah bir duşakabin seçmiş ablam. Camları da gayet güzel. Evet, gayet derzleri mezleri bembeyaz, muslukları parlıyor. Lavabosu, çamaşır makinesinin deterjan gözüne bakıyorum. O da gayet şık. Lastik aralarımızda bakıyorum. Gayet temiz. Bir şöyle kendini bir öf. Yani bak de kaç yaşındayım de buraları kıpır kıpırım de. Evet bak kaç yaşındayım Kadir Bey, gördünüz mü? Bir şey bir yerde bulamadınız. Bak lavabonun içinden de bir şey çıkmadı. Evet. Ay dünkü ev neydi? Kadir tut azıcık kendini. Mübarek gün dedikodu yapma. Tamam yapmıyorum. Mübarek gün tutamıyorum ama kendimi. Tut tut. Tutayım değil mi? Tut, tutayım. Tut, tutuyorum. Tut, ben de tutuyorum. Tut. Sen de tuttun ama dün sanki, evet, biraz. Evet ben bayağı şeyler gördüm de hepsini görmezden geldim. Yani. Bakabilirsiniz. Yok gayet güzel ablam. Şöyle bir üstünü deneyelim. Yok yok gayet güzel. Hadi bakalım sonra senden güzel bir temizlik de yapacağız. Tamam.
Evet. Hadi gidelim o zaman. Tamam. Nereye gidiyoruz? Misafirlerimizi ağırlamaya gidiyoruz. Evet. Haftanın ikinci gününde. Ablam gayet pozitif, gayet enerjik. Bakalım misafirler nasıl gelecekler eve. Kadir, su faturasını ödedin mi? Ay ödemedim. Sen nereden biliyorsun onu? Sen benim su faturamı ödemediğimi nereden biliyorsun? Kız, bütün faturaları ödedim de o telefondaki şey, su şey, IBAN'ı var ya, o girilmemiş. Dua et evli değilsin. Sen. Kadir, sen de yazık ediyorsun kendine. Evet ama ne yapayım, duramıyorum abla, vallahi dur bak. Servet Hanım, siz söyleyin, yazık etmiyor mu? Yazık ediyor, ben onun şeylerinden görüyorum yani, gecenin ikisi üçü, dün akşam üçte yattım, dedim ki Allah yardımcısı olsun, direkt aklıma geldi. Şimdi bir beş gün izinliydik. İki gün gündüz gezdik, hani evde misafirler vardı ama misafirlerle geziyorum ama aklım evde, günüm boşa gidiyor gibi hissediyorum. Hiçbir tad alamadım. Eve geldik, oturduk, çay içtik, gece 2'de herkes yattı. Sen daha beni tutabilir misin? Sabah 4.30'a kadar süpürge de açamadım. Ama canına yazık değil mi? Abla işte onu yapmazsam yatamıyorum. 4.30'da yattım ama artık bu dizlerim koptu. Süpürgede açamadım ses olmasın diye. Ellerimle buzdolabına varana kadar çektim. Çamaşır makineleri çektim. Benimkini çektin mi? Baktın mı? Daha çekmedim. Onlara da geleceğim. Yani elimde olan bir şey değil. Yoruluyorum ama işte. Yani o beyin beni bir güç olarak çekiyor oraya. Ne diyeyim? Bu da benim çilemmiş. Gençliğine yazık vallahi. Gençliğimin hayrını göremeyeceğim bu gidişle. Evet efendim. Evde silmedik girmem. Evde silmedik, girmedik, yer bırakmam. Her yeri ağlarım, hep çitilerim, hep kadir. Her yer hep tertemiz kadir. Gitsin dertlerimiz la, la, la. Ama şöyle de düşün, eğer ben bu kadar temizlik takıntısı olmasaydım, hastalığı olmasaydım, evet, sizinle tanışamayacaktım, Türkiye'yi tanıyamayacaktım, evet, buralara gelemeyecek. Her şerde bir hayır vardır demişler. Artık bırakabilirsin işte. Ama amacıma ulaştım diyorsun. Eğer ki ben sadece program için böyle olsaydım, belirli bir yerden sonra bırakırdım. Ama işte maalesef ki bu benim içimde olan bir şey. Bari yer silmeyi bırak. Sana bir şey diyeyim mi? Annem haftada, annem evde benim bu arada, biliyorum, ev hanımı. Biliyorum. Paspastan siliyor. O yerleri silemiyor. Ondan sonra ben elimle siliyorum. Abla sen o çıkan suyu bir gör. Diyorum ki gel gel, evi sildiniz ya göya, gel. Bak. Yani o bambaşka elle silmek. O bezi yıkıyorum, o sabunlu bezi şöyle ikiye atıyorum parmağımın üstüne. Önce süpürgeliklerin üstünden alıyorum. Onu bir şu an anlatamam, o yaşanır yani. O bambaşka bir aşk o. Kalk mutfağa gidiyoruz ablam. Anlatırken bile heyecanlandım. Misiniz? Hemen aldı. Bak nasıl kaptım, görüyor musun Kadir? Kaç yaşındayım ama hala atayım. Vallahi yaşında ne var senin, hele dur daha. Ben senin yaşına gelme, yerlerde sürüneceğim. Tutturdu ya, yaşıma gel, yaşıma alabilir gel. Alabilir miyim onu? Buyur vereyim abla, kılmalı var mı diye bakayım. Sen, ben senin yaşına gelmesen kaç yaşında olacaksın? Sen kaç yaşındasın şu an? Ben 27 yaşındayım, sen 42 yaşındasın. Ben 42 olduğumda... Sen çoktan böyle dalin amin. Ben kaç yaş büyüğüm senden? Sen 80 doğumlusun, ben 95 doğumluyum. Sen lise 1'e başlarken ben doğmuşum. 15 yaş var, ben 42 yaşına geldiğimde 57 yaşında. Daha gençliğimin baharında olacağım. Ha, ben felç geçirim, sen gençliğinin baharındasın. Günaydınlar efendim. Günaydın, biz hoş geldiniz. Biz kırmızılarla karşılandık. Evet. Günaydınlar, nasılsınız efendim? İyiyim, sağ olun, siz nasılsınız? Bizdeyiz valla. Heyecanla Nargül Hanım'ı görmeye geldik. Hoş çok geldiniz. Çok iddialısın Nargül. Çok iddialıyım. Yani böyle yemek yerken çok fazla beğenmedin iki gündür bir şeyleri. Beğendiremediler. Beğendiremediler Nargül'e hiçbir şeylerini. Bugün iddialısın, güzel bir menü bekliyorum senden. Tabii. Yarışmacılar da aşağıda heyecanla senin menünü bekliyorlar. Beklesinler. Peki, günaydın efendim sizlere de. Günaydın. Hazır mısın? Hazırım. Temizlikte, yemekte iddialısın ama temizlikte de iddialı mısın? İddialıyım tabii çünkü ki de. Çünkü temizlik yorumu yapmadıkları için bilmiyorum tam olarak nasıl bir temizlik bekliyorlar. Nazar boncuğumu gördün mü Kadir? Evet, gördüm, gördüm. İsmin Nargül, hep kırmızı giyiyor ama genel olarak. Evet. Hadi bakalım, bugün yanan yansın. Nereden başlayalım gezmeye? Salondan? Salondan başlayalım. Kadir çok dikkatsizsin. Bu kırmızı değil, bordo. Aman ha, bordo bak, bana hepsi aynı geliyor. Bak bu nazar boncuğunun ucunda da bir şey var. Dikkat ettin mi? Ne onlar kız? Ekmek tanesi gibi. Yok, deve yünü. Deve yünü mü? Evet. Deve tüyü. Evet. Anlamı ne peki? Ben onu nasıl anlayabilirim deve tüyü olduğunu? Ben de anlamadım ama sordum işte. Nazardan korur. Deve tüyü koruyor mu? Evet. Senin bu kapının önüne bugün deve çekmen lazım. Öyle tüyü mü yetmez sana bacım. Kalk.
Evet, Nargül Hanım'ın salonuna gidiyoruz. Bakalım iddialı yarışmacımız temizliğinde de ne kadar iddialıymış bir görelim. Bu arada söylemeden edemeyeceğim. Nargül Hanım'ınki tam bir başarı hikayesi. Bu gördüğünüz hanımefendi sıfırdan nerelere çıkmış az sonra konuşacağız. Türkiye'ye geldiğinde. Evet. Bunları az sonra konuşacağız. Şimdi hazır mıyız? Hazırız. Helal olsun size. Hadi gidelim. Geç, 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 geç. Oh, Amerikan mutfak. En sevdiğim. Tüylerim çekiliyor Amerikan mutfak gördüğümde. Bütün kızartma kokusu salonda. Evet. Aa, kız bu sizin yöresel alınız mı? Ona benzer. Ona benzer. Çok da kalın, baksana maşallah. Kadir, doğruca salona daldın. Neden mutfaktan başlamadın? Kadın salon dedi ya. Kaliteli halı görünce dayanamıyorum. Kaliteli mi acaba? Bence kaliteli. Baksana kalın, güzel, sık dokunmuş. Buradan mı aldın, sizin oradan mı geldi? Buradan aldım. Buradan aldım. Evet. Paraya kıymışsın belli. Evet, televizyon arkalarımız güzel. Dolaplarımıza bakalım. Nargül Hanım, bu evde kiminle yaşıyorsunuz? İki çocuğum var, eşimle. 4 kişilik bir aileyiz. Maşallah. Eşiniz Türk mü? Türkmen. Ailecek safkan Türkmensiniz. Evet. Böyle Türklerle falan evlenince hafif çekikliğiniz gidiyor sizin yavaş yavaş. Yok, güzel, evet, peteğin altı güzel. Programı iyi izlenmiş, detaylara bakılmış. Evde fazla bir detay yok zaten. Geniş, ferah, çok fazla eşya yok. Bak, sandalyelerin arası bile boş. Hani arasına kırıntı doldu desem. Masa açılıyor mu? Evet. Bir açabilir miyiz? Tamam, o da güzelmiş. Peki, hadi gel mutfağa, gel mutfağa. Güzel. Dur bakayım kitapların altına. Evet, üşenmeden bunların içleri de tek tek silinmiş. Hadi gel, gel. Buzdolabımız. Lastiklerimizin içine bakıyorum. Evet, lastiklerin içi güzel. Buzdolabın camlarında da lekeler yok. Dolabın üstü de güzel. Kız Nargül, iyi temizlik yapmışsın vallahi. Evet, dedim ya hamar atlayayım diye. Türkmencede hamar at ne demek? Yani böyle becerikli anlamına gelen ne diyorsunuz yani? Kadın konuşmuyor konuşmuyor kendi dilini de unutmuş galiba. Yemin ederim unuttum. Kadın kendi dilini unutmuş. Heyecanıma verin. Evet, buralarda yağ yok. Bu duvarlar gayet yok. Güzel. Hatta şunu açabilirsiniz, bakabilirsiniz. Nargül Hanım, siz Kadir'e orayı açtırıyorsunuz ama bu evde yemek yapılıyor mu acaba? Tabii ki de. Nasıl yani? Aşçıyım ben. Niye öyle bir şey dedin sen? Kadının restoranı var, yemekleri orada yapıp getiriyormuş. Aa, kör olun yasacağı, oradan pişirip buraya getiriyorsun. Ama evden yemek tarifleri veriyorum her hafta. Ne yapıyorsun peki, soğan muan kavuruyor musun, aparat içi şeyler mi yapıyorsun? Neler yapıyorum. Mutfakta kullanılmıyor mu demek istiyorsun sen Kadir? Sen dedin ya, kör olun yasacağı, bu da benim. Kız ben mi dedim, o dedi. O dedi. Doğru, ben dedim. Ortalığı karıştırmayın ya. Bakıyorum. İki çocukla evde yemek yapılmaz mı? Doğru söylüyorsunuz. Hani bunlar gecede hiç acıkmıyorlar mı, bütün gün restoranın başına mı bekliyorlar? Evet, menteşeleri de gayet güzel. Ana, bunlar sizin şey, çay içme taslarınız. Evet. Çayı kime veriyorsunuz? Çayı mı? Heh. Misafire veriyoruz. Tamam. Çayı yaparım size bugün yeşilçe. Çayı ilk uzattığın kişi kimdir? Size uzatacağım. Siz Türkmen olduğunuza emin misiniz? Evet, böyle hiç iyi. Normalde hani çayı ilk verdiğiniz kişi düşmanın derler, öyle değil mi? Hayır, öyle bir şey yok. Onlar da güncelleme gelmiş demek ki. Peki verirken böyle bir hareket yapıyor musunuz? Şöyle veriyoruz. He, ama onlar böyle... Erkekler böyle yapıyor, hanımlar böyle yapıyor. Türkmenlerle Özbekler arasında çok fark var mı? Bazı yerlerinde var. Bazı, bayağı bence fark var. Onun anlattığıyla onun anlattığı arasında dağlar kadar fark var. At binmeyi biliyor musunuz? Yok, bilmiyorum. Hadi bize bir cirit at. Tövbe yarabbim, ne atabiliyor musun diyor. Bunun arkası bakayım, çekmece. Bunlar ne kız? Evet, onlar Amerikan servisi. He, sushi yapıyorsun sandım. Evet, bak belli. Kadının boy boy merdaneleri. Hadi bakalım, bu merdaneler bugün tıkırdayacak mı, göreceğiz. Banyo ne tarafta? Geç, 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 geç. Çok sessiz maşallah. Evet, Nargül Hanım'ın banyosu. Hap kadar banyo. Evet, çekmecemizin içleri güzel. Aynamızda leke yok. Menteşelerimiz temiz. Dolabın üst kısmına bakıyorum, güzel. Havalandırmayı açıyorum, orada da bir toz yok. Fayanslarımız eski tip bir küvet. Ama silikonları gayet beyaz. Kız, duş fiskiye ne değişik. Aa, ilk defa böyle fiskiye gördük. Şöyle bir üstüne bakıyorum. Ha, duş fiskiyesinin üstünden toz buldum bak. Bak, görüyor musun?
gördün değil mi? O yumuk gözlerinden gülse de içinden toz çıktı. Bakayım, evet oralarda gayet güzel. Banyon iyi. Bunun altını çıkartıyor musun? Yok. Niye? Çıkmıyor. O şeyli ya. Kırıldı. Ona temizlikte bir bakarız. Peki Nagül Hanımcığım, hele gel gel, gitme gel gel. Ayvası var, narı var, bahçesi var, bağı var. Evet. Şimdi nereye gidiyoruz? Nagül Hanım'ı misafirlerini almaya gidiyoruz. Aynen öyle. Hepsi dört gözden senin menünü merak ediyorlar. Özellikle dünkü abla senin bilerek beğenmediğini düşünüyor ya. Evet. Böyle bir sana bir sinirlendi o çünkü. O bana bugün saldıracak. Bugün o menünü böyle dört kulak dinleyecek. Acaba ağır ne var diye. Kadir, dün kayıt bittikten sonra Servet Hanım bana ne dedi biliyor musun? Siz nasıl program çekiyorsunuz böyle dedi. Tövbe, o ne demekmiş? Kaş göz ederek anlaştılar, düşük puanlar verdiler. Böyle şey olur mu bu programda dedi. Nasıl? O nereden görmüş kaşla gözü? Kim kimle kaşla gözü yapmış? Kim kaş gözü yapmış ya? Öyle dedi vallahi. Kaşla gözle yapmış düşük puanı. Kimden kaş göz etti? Hiç kimseyle. E niye bunu masada söylememiş? He. Dur şimdi gelsin, ben ona sorarım bakayım, evet. Kimmiş o? Madem öyle bir şey vardı sofrada niye söylememiş? Yani o zaman iki verseydim keşke ya. Aa, şok şok şok. Evet. Sofrada kaş göz hareketleri. Hadi bakalım gel. Öyle bir şey varsa da elbet bu programda foy ortaya çıkar biliyorsun. Biz ne mesajlar yakaladık, ah gidi ah. Evet, hazırsanız misafirlerimizi almaya gidiyoruz. Nargül Hanım karşısındakine bakmış, kaş göz falan filan yapmış işte, ne bileyim ben. Bir dedikodu tam öğren ya, yarım yarım dedikodu öğreniyorsun. Ama isteme. Allah'ın emri peygamberin kavliyle istiyorsun ya işte. Ben onu bir tek bize ait zannediyorum, yani Türklere özgü bir gelenek. Tabii, sen hayat boyu Türkiye'den çıkmadığın için bir tek yalandan para dilenmeye hacca gittin işte, o kadar. Allah seni kahretmesin, para dünyanın parasını verdi, dilenmeye mi gittim ben orada? İlk fırsatta seninle yurt dışına gitmek istiyorum kesinlikle. Seni İtalya'ya götüreceğim. Götür, nereye götürsek. Götürü götüre makarna yerine götürüyor ya. İnsan etli bir yere götürür. Kaşık kaşık makarna yedireceğim sana. Bir Meksika'ya götürme, orası çok acı. Bir orada aç kalırım, bir de İtalya'yı istemem. Her yer makarna. Ne işim var hamuru? Erişte kesiyorlar boyuna. Sen beni Fransa'ya falan götür. Ben de Fransa'yı sevmiyorum. Fransız'ı da sevmem. Niye, konuya Fransız mı kalıyorsun? O anlamda değil. Fransız'ı da sevmem, Fransa'yı da sevmiyorum. Niyeyse. Fransa'ya gittin mi hiç? Gitmedim. E gitmeden daha nasıl onlara karşı kinlendim? Sevsem giderdim. Hayır, insan görmediği insan... İnsan sevmediği komşusuna gider mi? Hayır, kaç tane Fransız tanıdın da ne bileyim. Sana karşı kötü mü davrandın? Tanıdıklarımdan, duyduklarımdan etkilendim. Çok soğuk insanlarmış. Millesleri dolduruşa getirmiş Fransızlara karşı. Je te moi par me de monsieur. Glo glo glo. Yani ölmeden Allah nasip ederse bir yurt dışını görmek istiyorum. Türkiye'den hariç sokaklar nasıl, millet ne yiyor, ne içiyor? Evet, Türk pilavını merak ediyorum açıkçası. Beyaz pilav, bakalım nasıl olmuş. Salatamız gelmedi. Aa, ne dedin Servet abla? Salata gelmedi. Salatalarımız gelmedi. Getiriyorum. Ama ana yemek bitti. Nargül Hanım. Söylemediniz. Neyi söylemedik? Düşünmen lazım. Biz salatayı getirmesek söylerdiniz ama. BBM'den yazı gelmedi salataların gelmesi için. Ama kabahat bizde. Hayır, ben söylemedim. Bilerek bekledim, getirir dedim. Pilavı koydu, oturdu. Ama hala öbür pilavla gelecek. Hep anons veriyordunuz ya, diyordunuz. Ana evet. Yemekle gelmesi lazımdı. Biz ana yemek neyin anonsu geliyordu olarak yedik ben. Özbek pilavını, Türkmen pilavını. Diyordunuz ya, salataları da alalım diye. Ben de onu bekledim. Masada ama tepsiye salatalar konduktan sonra salataları da getiriyorlardı. Hemencecik koyuyorum. Peki arkadaşlar kabul ediyor mu? Onlara sordunuz mu? Kabul ediyor musunuz bu arada ana yemekten sonra salatanın tadına bakmaya? Çünkü böyle unutan yarışmacılarımızda kabul edenler tadına bakıyor, yetmeyenler bakmıyor genel olarak. Ben tadına bakmak isterim. Mustafa Bey? Çünkü elmalı. Ederim ya, kabul edeyim. Ben ederim. De kabul edeyim. Emek etmiş. Ne olacak, uğraştı o kadar. Peki, yeriz. Tamam. Salataların da tadına ama bakabiliriz. Arkadaşların şey. İnisiyatifine kalmış bir şeydi çünkü bu. İsteseler tatmayabilirlerdi. Günaydın, günaydın, günaydın efendim. Hayırlı sabahlar, merhabalar, merhabalar. Merhabalar, hoş nasıl, geldiniz. O elleri çürüye. Günaydın, nasılsınız Sema Hanımcığım? İyiyim, iyiyim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Heyecandan ölecek gibi duruyorsunuz. Ay, çürüdü oğlum, çürüdü. Ama nasıl heyecanlanmayayım? Sizi var ya rüyamda görsem, şu evde bana geldiğinizi görsem hayatta inanmazdım. Tabii tabii, kesin öyledir. Gerçekten inanmazdım. İncanım abla. Gerçekten. Rüyalar vallahi gerçek olur derler. Bak gördün mü çıktı. Vallahi, şu an şok. Ben hazır mısın? Hazırım. Hazırsın. Hazırım. Evet, hazırım. Yok canlısın maşallah var. Ben bugün dedim ki Sema, dedim
iki kere bir... Kadın karanlıkta kaldı, böyle gelin. Gel. Ben dedim ki Sema abla dedim, yarın sen sofrada dün öyle konuştun evet. Ya. Eve giderken dedim ki Sema abla dedim, yarın herhalde dedim hiç konuşamayacak. Konuşacağım vallahi, bugün hazırım. Bugün maşallah bugün iyisin. Hazırım. Çünkü sen konuşamayınca o bana yükleniyor. İki fazla sopa yiyorum, daha fazla yok, şeye maruz kalıyorum. İzin vermeyeceğim bugün ha, ona. Elimden abla. Geleni yapacağım. Peki, hazır mısın? Hazırım. Kız bak, bu evi temizledin ettin ama ya eksik çıkarsa? Olabilir, insanız. İnsanız. İnsan beşer, yani. Beşer şaşar aynen. Demişler. Olabilir. O zaman direkt bulaşık makinesinin arasına koşuyorum. Buyurun. Çekil. Bismillah. Hemen buraya koşuyorum. Koşun, evet. Koşun Kadir Bey. İstediğiniz yere bakabilirsiniz. Güzel. Tam içine kadar alınmış. Yalnız o makinem de 20 senelik makine, onu da düşünün lütfen. Evet, modelinden ama bir şey diyeceğim, içinin metalleri falan çok güzel parlıyor. 20 senelik ve sürekli de kullanıyorum. İçini değiştirmiş. Hayır, hiçbir parçası değişmedi. İnan ki değişmedi. Bunun parçası bulunmaz ki değilsin. Ha. Haftada 2 gün eve temizlikçi çağırıyormuş. Kesinlikle öyle bir şey yok. Haftanın 5 günü kendim gidiyorum kızım, ben. Kızım parayı nereden buldun haftada 2 gün temizlikçiye verecek? Yok, resmen günahımı alıyorsunuz. Bir şey diyeceğim, kendi elin evine gidiyor da kazandığı parayı elliye verip kendi evini mi temizliyor? O beğenmem ben bir de içim. Silmez ki ben başkasını eve sokmayı. Kesinlikle silmez. Kendisi 5 liraya çalışıyor. 3 liraya başkasını tutuyor. Yok, kuru iftira. Kuru iftira. İnanmayın. İnan ki yok. Yok, kesinlikle. Kabul etmem. Sanki? Bakıyorum. Bak gözlerime. Ha, onun gözleri uyanık ama. İnan ki günahım. Şu an beni ikna etti. Yanılıyor, yanılıyor. Yanılıyor. E sen nasıl yetişiyorsun bu evin bu kadar işine? O kadar yoğun. 3 tane de erkek var başımda. E onların kılı tüyü, sen hem dışarı aynen, işe gidiyorsun. Aynen. Milletin pasanını yuğdu, yıkadı. Yapıyorum. Kovayı koydun eve. Aynen. E o gözler yorgun yorgun eve geldin. Hiç de yorgun değilim çok şükür. Yok, kesinlikle yani öyle bir şey yok. Bugüne kadarki gördüğüm Sema böyle ay halsiz, hiç alakası bitkin. Yok. Yani sen nasıl o kadar yetişebiliyorsun bu işe? Yetişiyorum valla. O erkeğin çorabı, donu, bunları kılı tüyü. Ay sormayın, çok da pasaklılar. Her biri bir tarafa atıyor, artık onları toparlamaktan bazen bıkıyor. Bu evde bu kadar sil düzen. Evet. İnsanın aklına türlü türlü şeyler geliyor. Yok, vallahi günahımı alıyorsunuz. Evet, lastik aralarımıza bakalım. Evet, gayet güzel vallahi. Yani buzdolabın uzun yıllar çok, evet, kullanmana rağmen içi de temiz. Aynen. Bulaşık makinenin içine aynen, hayran kaldım. Orası apayrı. Sonra şu dalmazı falan bakacağız. Hele bir de gel salona. Tamam, bakalım buyurun. O üç erkek o salonu ne hale getirmiş. Buyurun. Kadir gel baksana ne göstereceğim. Bak bak bak, bak bak bak. Bu çorap kimin acaba? Hani? Çorap mı? Beyaz bir çorap var. Mutfakta. Zannetmiyorum, yoktur ya. Mutfakta çorap mı olur be? Kesinlikle olmaz. Benim mutfağımda çorap olmaz. Allah'ımız bağırsağını söktü bağırsağı. Kesinlikle olmaz. Kimin çorabı bu? Çorabı ne işi var mutfakta? Kesinlikle olmaz. Ay kokuyor bu, al Kadir. Allah seni kahretmesin. Kadına iftira atacak, kız peçete sokmuş evet, olarak. Evet. Bu sana bugün taktı, ben sana fena diyeyim. Fena takmış, biz ne senden yapacağız? Senden bayağı uğraşacak o. Uğraşacak gel, ben uğraşacağım, sen uğraşsın. Evet, o güzel bir salon. Sütlü kahve ve koyu tonları. Evet, çok seviyorum kahve rengini. Hastasıyım. Hastasıyız dede. Kız koyu rengin tozunu mozunu almak zor olmuyor mu? Çok zor. Bu eşyalar da mı evliliğinde? İnan ki evliliğimden. 95'in modası evet, da güzelmiş ama güzel zaten, yılda doğmuşum. Adam nasıl cimriyse artık. Adam değil, ben eşim. Çünkü biz eşimle hep kendimiz aldık eşyalarımızı. O yüzden çok kıymetli. Benim eşyam çok kıymetli, değerli. Abi birleşim alabiliyoruz. Çok değerli. Ne oldu, iğne mi kalmış orada? Hayır. Ay, kesinlikle öyle bir şey bulamaz. Bulamaz. Şeyleri battı elime. Evet, fincanlarımızın şöyle içlerine bakıyorum. Vitrinin gayet güzel, menteşeleri güzel. Her yere bakabilirsiniz. Onlar da tozsuz. Bir haftadır da maşallah yarışmadasın. Evet. Bugün bir halk efsanesini daha masaya yatırıyorum. Bu ne? Peygamber kılıcı. Onun boyu kaç santim? Ben ne ölçeyim onu? Bir metre var mı? Geçmiştir bu bir metreyi. Eviniz var mı? Var. Ama o niyetle diktim. Hatta bak kılıç çiçeği. Şaka yapıyorsun. Evet, herkes de açmaz. İki kere açtı benim kılıç çiçeği. Bana evim yok demiştiniz. Kime dedi? Yok hayır, ev kendimizin. Şimdi bu ev sizin mi? Ben o niyetle diktim. Bunu aldığımda o niyetle diktim. Peki bunu aldıktan sonra mı ev aldınız? Gerçekten öyle oldu. Teşekkür. Tut ucundan, tut bunu çıkışta götürüyoruz. O bir kere veriyor. Ha, bir kere mi veriyor? Şimdi bunu kaç santimken alıp dikiyorsun? Şu kadar bir şey de aldığımda eğer uzarsa. Sen bunu bize de ver. Bak bu uğurlu, bu uzamış. Ha bir de çiçek açtı Kadir Bey. Bu çiçek açıyor mu kılıç, ki? Kılıç evet, kolay kolay her yerde açmıyor. O kadar bir kokusu var ki ben balkona atıyordum onu çiçek açınca. O kadar apartmanın ağır bir kokusu içi de var. Apartmanın içi bundan mı kokuyor acaba? Çok berbat kokuyor. Sizin bu apartmanın ben, içi ne kokuyor? Ben anlamadım kız? İki gündür böyle. Şey ölüsü var. Gibi yemin ediyorum kokusundan içeri girilmiyor apartmanın. Bir şey apartmanın var aşağılarda, bakamadım da evde de dedin yokum. Dedin ki Sema'nın evden mi geliyor bu koku acaba? Dedin de yukarı mi? Çıkana kadar aklında neler döndü neler. Yok yok yok. Evet Sema'cığım, salonun gayet güzel. Şeye banyoya gidelim, gel. Masanın altına sonra bakacağız. Tamam hadi geç geç. Bakın. Kadir ne yapacağım biliyor musun? Bu camı kaldırıp aralarına bakacağım. Tamam. Ay sana... sen niye bu kadar sen güvendin bu kadar, bana? Sen bu kadar niye bu kadar bugün taktın ya? Evet.
Aa, çok sen bilenmiş. Bir kolonya, sen bir ferahla. Bot kapaklarını çıkartıp arkalarına bakacağım. Ha, şartele sok, kafana sok şartele. Kız kalk, gide kalk. Gidelim. Aa, adam nasıl yüklendi? Gidelim vallahi. Bu tarafta. Evet, banyomuz. Yalnız duşakabinimde 11 senelik, onu da göz ardı etmeyin lütfen. Evde yemin ediyorum galiba beladan her şey. Orayı açamıyorum, yapamıyorum. Kadir, bu ne? O ne? Bu fırçanın burada ne işi var? Tayyip! Onu nereden buldunuz? Kör olmaya sıcak. Pertevin tozlanma şey değil miydi bu? Ah Sema Hanım, ah! Bu neydi Allah aşkına? Kim ki seviyor nasıl çocukları yıkıyor bundan? O ne? O ne? Ama ne? Bunlar çocukları yıkıyor. Kaldır kollarının altını. Aa! Ondan duvarları yıkıyorum çamaşır suyuyla. O toz nereden olmuş onda? Keşke bu suya tutup öyle kaldırsaydınız bunu. Ama bu imkansız Sema, bir şey ya. Sema, gözün kör olmasın Sema. Gerçekten imkansız bir şey. Bir şey mi yaptınız? Ne bizim yaptınız? Bizim Merve'nin makyaj fırçası. Bu sabahları bununla bol deter sürüyor. Ben de duvarları çamaşır suyuyla fırçalıyorum ya. O toz oradan nasıl çıktı? Bak, bu tam seni yıkamalık. Eli irisin ki bunu böyle kovaya basıp basıp seni yıkayacaksın. Adam kız kör olmayasın ya. Şu an yani yer yarılsa da içine girsem ben şu an... Ne? İlk defa dışı kapının içine karınca görüyorum. Mutfakta şekere gelir. Buna çok bereketliyim bak, çok bereketliyim. Aynada daha iyi çıkıyor. İçinde Sema, o kadar karınca. Bakayım, yeni çıkmıştı. Kız ne yenisi, baksana onlar ülke kurmuş yerel seçimi yeni duydular. Çıkıyor işte yola geldi. Ya aşkım. Demek ki sizin geleceğinizi duydular Kadir Bey. O yüzden şeker onlar da geliyor. Şeker karınca bana geliyor. Olabilir. Yalnız dediğim gibi mutfakta toz şekere geleni gördün mü dışı kapının içinde? Evet, dışı var. O kokudan sonra. Bu karıncalar da her şeye geliyorlar. Ne geliyor? Sizler. Ne yaptın abla? Baharatları da sen. Az karabiber veriyorum. Az karabiber, biraz tuz. Biraz nane vereceğim. O kökünü alaydın ya, kökünü. Aa, vitamini kökünde. Allah Allah, sana geleceğim Allah Allah Allah. Taktik yeteneğin yemin ederim sıfır Kadir. İyi ki oyuncu olmamışsın. Bak, eğer o soğanı ben soğanı, soğanı ben doğrasaydım, o kökünü almasaydım, mahvetti. Ana omu omu. Bak ağzından dilimi tuttu, bir şey diyemiyorum adama. Benim hakkımda öyle ileri geri konuşursan çarpılırsın işte. Ayağını denk alacaksın. Hem ne de güzel doğradım soğanları bak. Allah'ın adını verdim. Şu soğan doğramaya bakar mısın? Bak kafam kadar kökü bak, zoom yap. Zoom da yapsa bir hata bulamazsın orada. Bak köklere bak, köklere. Hiç soğanın kökü kavrulur mu? Bakar mısınız bak. Alıyor, alalım onu. Kız ses, alalım. Evet, evet, elimde sizden daha ince doğruyorum. Siz bir de tahtanın üzerinde. Kız bir de mevlütlük yapmış. Allah canını almasın. Bir de servis kaşığı verebilir misin Sema? Tabii biraz soğuk ister istemez bu şimdi. Tabii canım, akşam pişirdim ben onu. Şöyle diyeyim, görüntüden belli olmamış. Görüntüden belli olmamış. Hiç olmamış. Şimdi sizin pilavınızı şimdi siz değerlendirin. Şimdi benim pilavımın üstüne... Niye olmamış? Yaptım, lezzetine olmamış baksan, çünkü. Osunması gerekiyor. Hani dedi ya, ben Türkmen pilavını yapabilirim diye. Hiç olmamış. Hayır, pirinci mi çok pişmiş, havucu mu az gelmiş? Hayır, o öyle pilav olmaz. Öyle Türkmen pilavı olmaz. Tamam. Siz oturun, buyurun. Herkes tabaklarını uzatsın. Yalnız içinde sarımsakları böyle top top. Evet, bütün top halde top geldi benim önüme az önce. Hı-hı. Ben şu etini arıyorum. Hı-hı. Ama buyur. Şey, havuçlar pişmemiş, hiç pişmedi. Havuç yani şey, ezilmez püre gibi olması lazım. Aynı zamanda da diri diri olması gerekiyor. Havucu pişmiş pişmemiş değil. Hayır, çok ayıp ettiniz şu an bana. Ben sana ayıp etmedim, ben de yapabiliyorum dedim, getirdim. Ne gibi Nagül Hanım? Sözümün arkasındayım, yapabiliyorum mu? Yapabiliyorum. Bugün getir. Ne getir? Finalde getirseydiniz. Ben finalde başka baklava gelecek dediği için ben de onun yerini şey yapmak siz istemedim. Siz alındınız mı bu pilavı getirmesini? Seninle ilgisi yok tamamen, bu benim kendi fikrim. Seni şey yapmak için getirmedim yani. Servet Hanım'ın masaya o pilavı getirmesi çok yanlıştı. Ben Nargül Hanım'ın yerinde olsaydım tepkim daha da büyük olurdu. Servet Hanım, bugün bana çok ayıp ettiniz. Yani ben bir Türkmen olarak Türkmen pilavını benden daha mı iyi yapacaktınız? Neyin şovundasınız? Ya sıcak olsa daha yumuşak olacaktı. Anladım. Peki. Ama Sema abla, mümkün de beğendim. Hemen bu da iyi yani, aynı. Güzel. Eline sağlık. Soğuk pilav yedik ama biz. Sema da hemen hemen aynı dedi. Aynı. Bana da hemen hemen aynı gibi geldi. Hani aynı gibi geldi. Çünkü sarımsaklarını ben birebir bildiğim şekilde. Siz yani havuçlarını yemediniz mi? Havuçları farklı. Havuçları pişmiş. Havuçları ben jülyen yaptım. Çok pardon. Havuçları ne çok kalın ne çok hamur olmuş ne çok diri kalmış. Bana tam orta geldi. Bence gayet pişmiş yani havuçlar. Bir de bunun soğukluğunu göz önünde bulundurmamız lazım. Biraz da soğuk. Sen...
Günaydın. 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 Hayırlı sabahlar. Günaydın. Merhabalar. Hoş nasılsınız? Geldiniz. İyiyim, siz? Bugün modlar yüksek mi efendim? Evet, yüksek. Evet, haftanın son gününde şükürler olsun Mustafa Bey'in evine de geldik. Dört tane hanımın marifetini gördük. Gördüm. Sofralarına da oturdum. Oturdum. Konuştukları kadar konuştular. Yapacaklarını da yaptılar. Bugün bütün ümidim sende. Evet. Dün Servet abla senden çok ümitliydi dedi ya. İnşallah beklentileri boşa çıkarmayacağım. Mustafa sessiz ama dedi bence yapar. Hadi inşallah. İnşallah. Günaydın dış ses. Günaydın. Mustafa hakkında ne düşünüyorsun? Mustafa Bey sabaha kadar uyumamış çünkü köpeği uyutmamış. Ha, bu hep böyle havlıyor mu? Kapıda böyle bir girip çıkınca biri, kapı açık olunca misafir havlıyor. Misafir sevmiyor. Misafir çok seviyor da işte kapı sesi, koruma içgüdüsü falan. Hmm. İnşallah finalde sana yapılan yorumları falan duyunca böyle birden hırr diye masaya atlamaz. Sağlatacağım herkese. Düşünsene şeyin, Nargül'ün paçasından tutmuş. İnşallah. Nergül'ün fotoğrafını gösterdim. Nergül beğenmeyince paçasını tutuyormuş. Peki, temizlikte de iyisin yemekte olduğun kadar. İyiyim de. Şu an arkada muhteşem bir salon görüyorum. İnanılmaz. Yalnız evin semti de çok güzel. Baya baya böyle villalar var. Kalk. Öyle. Kalk salona doğru gidelim, inanamayacaksın. Yalnız ben senden hiç böyle bir salon beklemiyordum. Vallahi bunların hepsi çoğu kuzenimin zevki. O seçti. Ay Allah herkese böyle zevkli kuzen versin yemin ediyorum. Çok şık, çok güzel, ferah bir salon. Kadir, televizyon çok büyük değil mi? Kaç ekran bu? Ben bu yaz televizyon alacağım evime. 75 inç. Bütün mahalle oturdu, canlı sinema izliyor. Maç yayınları yapıyorum akşam evde. Bunda Cennet Mahallesi ne güzel izlenir ama. O kavga sahneleri. Sen de mahallede gibi olursun. Çok güzel de sen bunun aynasını neyle sildin? Cam fısfısıyla siliyorum. He. Çekmecesi falan nerede? Bu nasıl açılıyor? Peçeteliyim orada. Bayıldım yalnız da bunun bu aralarını falan silmek adam. Tabii tek tek böyle çatalın ucuna serip peçeteyi yukarı doğru. Evet, şunun üstünü bir alalım. Yalnız hanımlar senin eve bayılacaklar. Bunun üstünde şey? Küçük. 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 İnce olsun. Bu ne? Müzik şeyi işte, ses çıkartıyor. Bayağı çıkartıyor hem de. Bu da çok şık duruyor. Evet, şu tarafta ne var, gel. Yemek masası var. Bak, ağaç var orada. Bak, bu ne? Deve kuşu tüyü lambader. Deve kuşu tüyü lambader. Hiçbir deve kuşu öldürülmedi onun için. Yani bunlar 6 ayda bir tüylerini değiştiriyormuş da. Ha, ölenle artanları topladık. Ha, artanları topladık. Lamba mıymış? Hmm. Anam, ne güzel. Yalnız bir şey diyeceğim, ampulün sıcağından bunlar ısınıp tutuşmasın. Yok, LED ampul ya. 24 saatten yansa bir şey olmuyor, çok ısınmıyor. Yalnız bu yanınca Malibu'daki günlerim aklıma geldi. Ne geldi? Malibu. Malibu. Ha, bizim Malibu. Ben de bileyim Malibu'yu. Hangi ülke? Mantepe'den yukarı çıkınca soğanlanıyla. Zümit evlerden. Allah aşkına, Malibu hangi ülkede? Seni eğitmek zorunda değilim ben. Ne olmuş yani, abi olarak göstersen biraz bilsek biz de yurt dışını. Mustafa Bey, siz çok mu zenginsiniz? Yok. Ahalımız vaktimiz yerimizde elhamdülillah. Yok, kimseye zengin muhtaç değiliz ama bu biraz şey yani, iyi bir varlık. Bu ev sizin mi? Evet. Sen ye paraları, bak millet neler yapmış. Motor tepelerinde bütün paraları yedim. Bırak şimdi motoru da sen git şu camlara bir bak. Camların üstü kalmış biraz Mustafa. Altı da biraz kalmış Mustafa. Ama camlar ama temiz. Ama bir şey söyleyeceğim. Onun mekanizması o yağlı kalmak zorunda ya zaten. O yağ şey değil, şeyin yağı yani. Onlar yeni takıldı. O neyler takıldı? Hepimizde bu balkon kapısı var. Zenginsiniz diye balkon kapınızın bizden farklı olması gerekmiyor Mustafa. Ne alakası balkon var? Kapısı aşk aynı. Zengin falan değil. Hadi gidelim. Mustafa. Kadir, zengin zengin deyip seyirciyi kışkırtma. Canım zengin, niye utanacak? Niye saldırıyorlar ya? Çalışmışsın, kazanmışsın ya da babandan kalmış. Yani zenginsek suç mu bu? Hiç. Allah Allah. Yani. Var ki yiyoruz elhamdülillah. Aa Mustafa, simsiyah mutfak. Tam toz bırakmalık. Sabah, tam öyle, akşam cinnet geçirmelik. Toz yemin al, ediyorum süpür. Gece gündüz elinde bakıyorum, bezinden gez. Ocak da siyah. Çekmecelerin içi gayet güzel. Şu dalgamıza bir bakalım. Ha, bunun tavanında ne var? Şeyler kalmış. Bak böyle baktığımızda. Dün gece çorba ısıtmıştım, o kalmıştı. Bir şey patlamış, sanki yapışmış tavanına bak. Çorba ısınmaz orada. Mikrodalgada. Tabii ki. Ben bir gün bunun içine çaydanlık koydum su ısıtmak için. Çaydanlığın kulu bir alev almış. Bir de mikrodalgayı alalı daha bir hafta olmuştu. Annem kemiklerimi kırdı benim. Ne bileyim, çaydanlığı koydum içine gittim. Bir yerden bir koku geliyor. Cazar cuzur, cazar cuzur. Meğersem bunların elektrik dalgaları varmış ya, o metale çarpa çarpa o kulbu tutuşmuş. Yepyeni daha bir haftalık mikrodalganın içi bahtımdan karaydı. Annem de işten gelecek. O korkuyla o mikrodalgayı bir terlemişim. İnanılmaz harikalar yarattım. Kadir, bence senin temizlik alışkanlığın mecburiyetten olmuş. Annen dövmesin diye temizliğe başlamışsın. Şiddetten kaynaklı. Bu ne böyle?
cami önü hayır sebili gibi. Ha, su sebili. Suyu arıtıyor. Suyu sebili bile büyük, değişik. Hayır, bu suyu arıtıyor, temizleyip öyle veriyor. Çeşme suyu normalde takılı o. Ha, arıtma makinesi aynı zamanda. Fırının da gayet güzel temiz. Pervanesi, içi, dışı. Çok fazla fırın kullanıyor musun? Çok fazla kek börek yaptığını düşünmüyorum. Yapıyor musun? İki kere kullanıldı. İki kere. Kaç senelik o fırın? 1,5-2 aylık. 1,5-2 ay daha yeni. Ha, 1,5-2 ay önce ne yapıyordunuz? Güneşte mi pişiriyordunuz? Burada değildim biz. Buraya yeni taşındık. Ha, yeni taşındınız. Evet. Şu buzdolabına da bakmak istiyorum. Tabii tabii. Çok güzel ama çok siyah be Mustafa. Çok siyah. Çok leke bırakıyor. Toz bırakıyor. Bu tezgahın üstüne parmak izi olur. Evet. Yemek yaparken sen serinlenmek için. Ver. Tabii tabii. Seviyor. Nargile şimdi buraları görünce ateş basacak nargile. Çok ince bir şey yok içlerinde ama bozukluk da var bak. Eyvah. Ah Mustafa ah. Gözden kaçmış. Gece seni yatırmamış köpek. Evet. O kadarcık yerde kalmış artık. Evet. Oralar kalmış. Unutulmuş, gözümden peki kaçmış. Hadi kalk banyoya gidelim. İhmal etmişim. Şimdi banyoda hadi da büyük bir jacuzzi göreceğim. Yok kesin. Jacuzzi yok. Kendimi öyle endeksledim. Ev çok güzel. Ama şu şey ağacına bayıldım. O köşedeki kuş tüyü inanılmaz güzel. Keşke benim olsa. Oo güzel. Burası da gayet şık. Allah'ım musluk bile siyah, kafayı yiyeceğim. Duşakabinin güzel ama biraz su lekeleri var Mustafa. Yukarıdan aşağı bir görebiliyor musun bunları? Gördüm. Ama kalın sallaşmış kireç değiller. Ay banyo manyo çok şık. Çok siyah, benim içim karardı. Evet biraz öyle ama şey musluğu falan çok güzel. Evet banyoya denecek laf yok. Dur sen hazır oradayken ben şuraya da bir bakayım. Pencere de gayet güzel. Evet Mustafa. Heh. Vallahi güzel bakmışsın eve. Mustafa Bey şöyle biraz yaklaşın, size bir şey soracağım. Bu koca evin temizliğini kendiniz mi yapıyorsunuz? 15 günde bir yardımcı geliyor, temizliyor. Daldan dala daylalara oğlum gider yaylalara, yayla suyu serin olur oğlum içer damat olur. Daldan dala dayısı bakar cebine mendil emisi takar. Hele bunun tatlılığın abisi. Kurban ki hele bunun güzel. Hele kuyruğunun morluğuna bak. Evet ekranların sevilen yüzü Casper, evimizin köpeği. Hiç tüyü de dökmüyor ha yalnız. Dökmüyor. Kaç yaşında bu? 6. Bir şey diyeceğim 6 yaşında ama küçük bu. E bu kadar bu. Hırsıyla değil mi? Hmm. Kız, amcası bir beşlik tak, çocuğu ilk defa görüyorsun. Doğru diyorsun ama neresine takacağım ki ben bunun? Kız bunun tatlılığına bakın. Ama gözleri pek büyük maşallah. Şimdi biz seni aşağı yollayalım. Biz buraları temizleyelim tamam mı? Hadi gel. Hadi gel. Gel. Mustafa kız. Koş, ben bunu odaya götürün gelin. Gel kesin. Hadi odaya gidiyoruz. Bak hayvan bensizliğe alışamadı gördün mü? Yokluğuma dama böyle koyuyor işte. Kadir bırak şimdi yersinliği. Gel biraz dedikodu yapalım. Duydun değil mi? 2018 yılından beri çalışmıyormuş. 2018 Aralık'tan beri bu adam ne yiyip ne içiyor? Nasıl para kazanıyor? Ben de bilmiyorum. Ben bir şey duydum. Para basıyormuş. Ha, enflasyonun sebebi bu. Enflasyonu sebebimiz daha çıktı. Yok canım öyle değil. Dijital para. Markette geçiyor mu? Coin basıyormuş, coin. Coin mu? Kokar o burada be. Ne coin? Coin ne? Son moda yatırım şeysi var ya işte o. Şu şeyin kocası evde yapayım diyor. Aaa. Koyunun etinden faydalandık, sütünden faydalandık, yününden, şimdi parasından faydalandık. Ne bereketli hayvan. Vallahi ben Mustafa Bey'den taktik isteyeceğim. Bana bak hemen öğren, eve gidip hemen basmaya başlayalım. Bir ekran kartına bakar. Bu kadar kolaydı madem, biz niye yerlerde sürünürüz? Ben bırakıyorum işi. Kalk ara kartal nereden al? Eminönü'nde var. Eminönü'nden al. Kesin dedemde vardır. Onda çok malzeme var. Ay Neslihan bunu duysa var ya hemen başlar odalara kurmaya bilgisayarı. Adamın fişi bile havalı. Ben de ona bir saattir gözüm diyorum ki bu ne? Ve kablosuz şarj cihazı. USB bile var. Aa kablosuz şarj cihazıymış bak. Nasıl yani telefonu koyunca şarj mı ediyor? Hmm. Koy şarj et. Aa koy. Baksana işaret var. Aa ev vallahi akıllı. Varsa özelliği kablosuz şarjı. Aa bak. Aa çocuk şarj oldu. Çocuğa elektrik geldi. Ana gördün mü %86. Zenginin prizi bile bir başka oldu. Bizim de evde şarj kablomuz 50 tane yara bandıyla sarılı. Sağ ol Mustafa. İyi gözümüze soktun Mustafa. Ben sokmadım ki. Sen kendin gördün. Kadir ben onu sadece fiş sandım. Ben de onu bardak altlığı sandım. Sabahtan beri bakıyorum. Peki bunu Mustafa, sana kurbe izleme geçireceğiz bunu sana. Onu geçirme hiçbir şeyle. Şu an hevesim kalmadı zaten. Temizlemeyeceğim. Ben gidiyorum. Oy beynimi deldi. Ama sen seni bu programda... evine sinir olmaya başladım ben. Ama her ben programda kafanı bir yere vuruyorsun. Yemin ediyorum sinir olmaya başladım ben bu eve.
Gözümüze soktun yetmiyor, kafama sokuyor bir de. Her programda vuruyorsun sen kafanı. Burayla ilgili bir şey değil ki. Gözüm kaldı evde zaten. Kalk! Kalk gidiyoruz. Yarışmacılarımız ilk görüşmeye geldiklerinde hep Kadir'le ben işlerine karışmazsak yemeklerini tek başlarına yapacaklarını iddia ediyorlar. Halbuki biz sizlere yardım etmek için buradayız. Hayır, şeyde görüşmede öyle ahkam yukarıdan kesiyorlar, eve bir geliyorlar. Siz ne olur biberlerimi yıka, ne olur ne olur. Ay, öyle yapanları sen yaz kenara, buraya geldiklerini de bana söyle. Hakikaten öyle. Bir de görüşmede bütün aile hikayelerini ortaya döküp saçanlar var Mustafa Bey. Yayında bunları anlatacak mısınız diye soruyoruz haliyle. Oo, ben onlara neler yapacağım diyorlar sonra. O elde mi diyor, saçları elimde kalacak elimde. Biz de haliyle inanıyoruz, anlatacak her şeyi diyoruz. Ama sonra kamera bir açılıyor, devamını sen anlat istersen Kadir. Böyle, kaynımdır ne yapsın, eltimdir ne yapsın. Ya da ne yapıyor? Burada şimdi anneannem demeyeli, öteyi bereyi döküyor. Akşam eve gidiyor, ertesi gün geliyor. Onlar da ayrı bir alem. Bak, üç çeşit yarışmacı var Kadir. Birincisi vaat edip yapmayan, ikincisi vaatlerini yapıp da pişman olan, üçüncüsü de... Saldım çayıra Mevlam kayıra, o hepten saydırıyor. Burada anlatıyor, ben senin ailevi işini ne bileceğim? De ki ben bunu anlatamam diyor. Anlatıyor, anlatıyor, veriyor gazı, beni de coşturuyor, beni de sinirlendiriyor. Milleti tanımadığım adamlara beddua ettiriyor. Sonra akşam eve bir gidiyor, kocası bana dünyayı sayıyor. Sen benim anamı mı anlattın, bacımı mı anlattın? Ertesi gün böyleler, bak, bak. Şey deseniz, biz bir şey konuşabilir miyiz? Yani dün ben eltime onu yayınlamasak, kessek onu. Yok, aynen böyle gelişiyor valla. Ya akşam işte ben eşimle konuştum da bizim başımız ağrır gibi geliyor. Ama hanımefendi, biz sizinle bunu konuşmuştuk. İşte öyle de yani, ama işte ne yaparsın, konuşurlar millet, bu sefer eşim aramız bozulur. Tamam da keşke konuşmadan önce biraz düşünseydiniz bunları. Ya öyle aynı böyle ama tepkiler. Tamam tamam, merak etmeyin, keseriz. Montaj, bırak yayına. Hayır, bir de öyle yerde anlatıyor ki kadınla konuşmalarını kesler. Bölüm böyle bomboş kalıyor, Teletabiler gibi. Duyan da seni 40 yıllık montajcı zannedecek Kadir. Şu an ikimiz bir olduk. Çok güzel. Mustafa Bey, salatayı vermeyecek misiniz? Salatayı tabağınızın kenarına alsanız ortaya koydum servisleriyle beraber. Ha, kendimiz yapıyoruz. Tamam, kim yapacak? Arkadaşlara niye söylemedin sen? Ay, görmüyorlar mı ortada salatayı? Çok özür dilerim. Ortada iki gelsin salata var yani şimdi. Neredeyse köy mü? Özür dilerim, düşünemedik bu kadar. Yok, ayrıyetten tabak vereceksiniz zannettim, onu bekliyordum. Şeyin tabağını böyle servisin kenarında. Neyse, kusura bakmayın, hemen alıyorum. Asla, bir daha kabul etmem. Ama hani ana tabak dolu ya zaten, püre var, karnabahar var, et var. İsteyene getireyim. Ya sana getireyim tabak. Bir tabak alayım ben çünkü tabağımız zaten şey bayağı... Takımda bir şey kalmadı artık, başka tabak getireceğim. Tamam. Uzma, hiç bulaştırma, dur şöyle sıyırayım. Ama hani masaya oturduğumuzda salatalardan buyurun demediğin için... ev sahibi olaraktan. Şimdi onlar da çekindiler açıkçası. Yo, ben alacaktım. Orta Doğu olduğu için alacaktım ben. Söylemeye bayıldım şöyle beni. Nihal gibi bayılacağım şimdi. Yani burada da gene farkını belli et. Ben alacaktım. Ama alacaktım. Ortaya geldiyse tabağımızı alacağız yani. Kase bekliyor. Niye almadın peki ben abi? Ben tabağımı birazcık boşaltmak anladım, isterim. Anladım, anladım. Çünkü üst üste koyup karışık olmasın isterim. Ben de salatayı malatayı unuturum senin gibi dedim. O yüzden koydum ortaya bir şey. Merve baklava yapmış. Bakalım tadı nasıl olmuş. Mustafa'cığım, hediyeden biraz yiyeceğiz ama hakkını helal et. Afiyet olsun. Sen bir servis. Merve ver. Mustafa, sen oradan bir spatula gibi bir şey verebilirsen. Bakayım şöyle bir Merve. Buyurun. Olmuş yani. Muhteşem görünüyor. Çok güzel. Peki bunu ne kadar sürede pişirdin? Bir saat. Tam 60 dakika. Tam 60 dakikada pişiyor. Tam 60 dakika. O kadar da pişiyor zaten. Normal kızarıklı. Sen bizdeyken baklavayı kaç kala vermiştin fırına? Hiç hatırlamıyorum ya. Bir saatten fazla mı durdu acaba fırında? Hayır. Yo. Sen baklavayı verdiğinde fırına süre bir saatten fazla geçmiş miydi? Geçmişti. 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 Ama şuna baksana, papatya gibi maşallah. Ama şey, zaten altı hiç pişmedi. Üstü yanmıştı. Mecburen aldık onu. Üstü yanmaya başlamıştı. Fırının bozulmuş Kadir Bey. Biz onu böyle biraz çektik ya temizlerken. O esnada kabloları kopmuş altta. Yani şunu söyleyeyim. Ben hala şuna inanamıyorum. Bir çatal alabilir miyim tutturmak için? Hı. Fırının kabloları içinde değil mi? Dışarıda fırının bir kablosu yok ki. Ben anlamam ki, dışında değil. Biz onu böyle biraz sert çektik ya hani. O sırada bir sarsıntıya uğramış. İki tane vidası kırılmış yanlardan. Kız, fırın vidalı değildi ki dolaba zaten. Vidalı. Ama bir şey diyeceğim. Şimdi fırını vidalı olsaydı zaten gelmezdi fırın. Çünkü biz onu İşte biz hani onu tutup bir şey diyeceğim. Fırını tutup da hart diye kopartmadık ki. İşte biz o üstündeki o vidaların böyle kapakları vardı küçük küçük. Biz onları böyle kırmışız onu çekerken. Oradan çıkmış. Yani sana şunu söyleyeyim.
belki vida çıksaydı düşerdi ya da ne bileyim. Ben hatta onun fotoğrafını çektim size. Gösteririm. Bir göster, görmek istiyorum ben. Ya da fırının çekimliydi de sen sinirlendin çektin mi? Hayır kardeşim. Biz çok evde fırın çektik. Evet. Ama hiçbir zaman fırına hard diye asılmadık. Kimsenin malına garezimiz yok. Asla öyle bir şey düşünmedim zaten. Hani evde de sürekli olarak kendim ankastre fırınımı çekiyorum. Evet. Vidalarını açıyorum. Fırına yere indiriyorum. Hani dışında bir kablo kopacak bir şey yok. Her şey fırının içinde. Biz onu zedeledik ya işte. İçindekiler kopmuş zaten. Dışından kız fırını alıp da hard diye yere vurmadık. Ama ben sana dedim. 9 seneden beri o yerinde dedim. 9 senedir orada duran bir şeyi biz aldık. Ben şu küçük yedim istiyorum ama. Ya da belki de şaşkınlıktan fırın artık resistansı dayanamamıştı şaşkınlıktan. Bilmiyorum artık alt işte kısmı maalesef pişirmiyordu. Şöyle ama sana oldu. Da vereyim. Şu an oldu mu fırın? Bu evet. Senin fırında mı yapıldı? Tabii ki de. Ben fırınsız duramam. Mecbur yapılacaktı. Peki altını pişmediğini nasıl anladınız? Yani fırının altını çalışmadığını? Sizden sonra bir şey daha pişirdik. O da pişmedi. Altı. Sonra elimi falan böyle koydum. Bayağı bildiğin ısıtmıyor altı. Sadece üstten sıcaklık geliyor. Baklavayı şu an gayet güzel yapmışsın. O günde benden ötürü böyle bir talihsizliğe sebep olmuşuz. O yüzden ben sana bir fazla puan ekliyorum bugün itibariyle puanının üstüne. Yani bunun hakkına da girmek istemem, üstümde kalmasın. Yani şunu söyleyeyim, tabii ki gönül isterdi hiç böyle bir şey yaşanmasın. Aynen. Ama madem öyle bir şey yaşandı bana karşı da hakkını helal et. Helal olsun. Yani ne demek? Böyle bir şey asla olsun istemezdim. Ama bugün puanının üstüne bir fazla puan ekliyorum çünkü baklavayı gayet güzel yapmışsın. Bu da ben kaynaklı olduğu için yani fırını ben söktüğüm için. Yoksa başka türlü bu mümkün değildi asla. Hazırsanız direkt birinciyi açıklıyorum. Hazır mısınız? Çok uzatmıyorum. Direkt birinciyi açıklayacağım. Kadir Ezildi ile Enomarat'ın birincisi. Bu haftanın büyük ödülü kazanan yarışmacısı Servet ve Sema oluyor. Diğer madalyamıza gelsin. Evet, iki tane birincimiz. Bir alkış daha alalım. Ben tahmin ettim ama. Şöyle bildim. Şu an var ya şu an. Evet, ay. Ne hissediyorsun Servet abla? Tam ben, karşıdaki kameraya konuş. Ben bu bak, bu tarafa, bu tarafa. Ben bu madalyayı arkadaşımla paylaşacağım içime doğmuştu. Çünkü o da benimle aynı şeydeydi. Kız bunu mu söyledin? Yemin ediyorum Allah ben. Canını yemin ediyorum sen bunu ne için katılmıştın bu yarışmaya? Ben bu yarışmaya torunumun uğuru için katılmıştım. Sana da uğur getirdi. Uğur getirdi, güzel de haber aldım, çok mutluyum. Güzel bir haber geldi mi? Geldi. Ne olmuş? Perşembe ameliyat. Oh iyi, yani temizlenecek, bir sıkıntı kalmayacak. Hadi inşallah. İki müjde birden aldım. Evet Sema, ne hissediyorsun? Ay, abiye şu... seslen abiye. Çok şoklardayım yani. Bunu arka elim ayağıma dolandı. Ay. Çok şaşırdım. Yani beklemiyordum gerçekten. Valla ben bekliyordum. Bekliyordum. Evet, şöyle paralarınızı takdim teşekkür edeyim. Ederim. Artık paralarınızla ne yaparsanız yapın. Nergül Hanımcığım, arkadaşlarınızdan toplamda 12 puan aldınız. Benden temizliğin için 5 puan aldın. Yemeklerin için 4 puan aldın. Toplamda 21 puana ulaştın. Sema Hanım, arkadaşlarınızdan evet. 14 puan aldınız. Benden temizlik için 5 puan aldınız. Yemek için 4 puan aldınız. Normalde 3'lü pilavı çok iyi yaptığın için bir fazla puan alarak 4 aldın. Toplamda 23'e ulaştın. Servet ablacığım, arkadaşlarından toplamda 14 puan aldın. Temizlik için benden 5 puan aldın. Yemeklerin için 4 puan aldın. Toplamda 23 puana ulaştın. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.